Ankara havalarının renkli ismi Oğuz Yılmaz'dan. Birbirinden güzel şarkılar ve ses getirecek açıklamalar. Aslında onlar Ankara değil. Başka yerlerde çalınan müzikler. Bitmedi. Sosyal medyanın olay isimlerinden. İnternette en çok aranan isim olan ünlü manken Cansu Taşkın, güzelliği ve özel açıklamalarıyla her şey dahile geliyor. Birazdan. Cebimde akrep var, eli girmiyor. Leyla döktürüyor, dönüp bakmaya. Kalemleri birbirine vuruyor usta. Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Hiç götüren var mı öbür dünyaya? Haydi kollarımı kaldır havaya usta. Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paralar Leyla, bir daha mı geleceğiz? Son kez bas bas paralar Leyla. Bas bas, bas bas ya. Bas bas paralar Leyla. Bas bas. ...2015 sezonunun Her Şey Dahil izleyicisi seni seçtik. Tamam, seçtik. Teşekkür ederiz. Sezon sonunda gel, kupa vereceğiz sana. İnşallah. Harikasın. Teşekkür yine ederim. Yine bugün çok neşelisin maşallah. Neşeliyim vallahi hep. Nasıl son geldi. Görüşmeyeli? Durumlar nasıl? Görüşmeyeli kötü. Geldim işte sizi görmek için. Ne oldu? Kötü olduğu için geldi. Kötü bir şey yok. Kötüydüm, şimdi geldim, iyileştim kötü işte. Kötü bir şey yok ama değil mi? Yok yok. Özledim bizi ondan. Oğluna gelin buldun mu? Yok, daha bulamadım. Daha bulamadın. Bir daha hatırlatalım. Yok yok, yo, şans açılır, bir şey olmaz. Bir daha hatırlatalım, bir daha hatırlatalım. Tamam, hatırla. Söyle. Hatırlat. Oğlun kaç yaşındaydı? Oğlum 29 yaşında. 29 yaşında. İyi bir gelin, bizle oturacak gelin olursa bekliyoruz. İyi bir gelin. Valla seninle otururlar, ben sana otururlar söyleyeyim. Otururlar mı? Sen de var ya, oğlunu, oğlunu görmedik ama seni gören oğlum varır yani. Oğlum şimdi geldi, işten yatıyor. Yazın akşam işe gidecek onun için. Ne iş yapıyor? Hastanede çalışıyor. Hastanede çalışıyor. İsim vermeyeyim. Tabii verme. Tabii. İnşallah Allah sana İnşallah. Torunlarını sevmeyi nasip etsin. İnşallah. Onun torunu var. Kızından torunu var. Ama erkek oğlundan. Ama oğlandan olmadı. Hadi inşallah. O da olur inşallah. Ablamıza bir kocaman alkış. Haydi bakalım. Sağ olun. Oy gelin.
Biz teşekkür ederiz. Her zaman hadi at bakayım. Kendini annem. Hiç tutma kendini. Hiç. Değil mi? Vallahi geldi attırmadır yani. Efendim evet. Vegan Darbaşı'daki izleyicilerimize de stüdyodaki diğer tatlı konuklarımıza da her şey dahilen günaydın. Evet, bir Oğuz Yılmaz türküsüyle çıktım. Hepimize sevdirmişti. Ta sene kaç biliyor musun bu türkü? 98'ler, 97'ler falan. O dönemler. Bas bas paraları Leyla'ya. Dönemi. Oo. O günden bugünlere efendim. Bugün yine oynamak isteyen seyircilerimize gün doğdu. Baya evet. Bugün yine Ankara havalarıyla coşacağız efendim. Ayrıca daha 2 veya 3 hafta sonra çıkacak üç albümünden sonra, evet. Yepyeni bir şarkıyı ilk kez her şeyi dahilde seslendirecek. Az sonra Oğuz Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Yürüz. Ve Türkiye'nin en ince belli kadını fiziğiyle çok dikkat çeken bir bayan efendim. Göreceğiz. Oyuncu Cansu Taşkın bizlerle beraber olacak. Göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz kendisi Google'da, yani Türkiye'deki her şeye rağmen düşünün ki Google'da en çok aranan kişi. Aradın mı, doğru söyle? Allah'ım. Tövbe, doğru söyle. Bir kere baktım galiba. Bana baktı mı? Baktım. Hayır, öyle yazıyorlar ya çok, işte yazınca ben de bir bakayım. Google'dan bakmadım ya, şeyden bak, Instagram'dan. Bir kere baktım, ne var yani? Hayır, çünkü o kadar yazıyorlar ki böyle, ben yabancı bir artist sandım. O yüzden... Cansu yazıyor. Neresi yabancı? Cansu Taşkın, bildiğimiz Türk ismi. Hayır, bu tipi yabancı gibi, o yüzden. Neresi yabancı? Kübalı falan zannettim, o yüzden. Ay, Kübalı zannettim. Hayır, bir baktım. Nasıl, güzel değil mi? Çok güzel baya. Bilmiyorum, yakından görmedim, ilk defa göreceğim. Biz de, ben de ilk defa göreceğim. Evet, kuliste bakalım, de göremedik kendisini. Belinin senin kadar ince olduğunu. Ya belim ince değil. Aa, ben de şeyim, ben genişim anne, ben şeyim ben. Öyle. Benim bakalım. Kadının beli 55 santim ayol, nasıl 55 santim, ben mi, bu ne? O başka bir şey yani. Öyle bir iddiası var mı onun? Hani en ince belli benim falan diye. Şimdi bak, şöyle bir şey olabilir. Şimdi benim vücudumda 55 santim olmaz. Hı. Ama onun boyunda, boyunu bilmiyoruz. Boyunu onun ben boyunda. De bilmiyorum. Onun mesela boyu eğer biraz daha kısaysa 55 santim. Mesela ben Deniz Plaş'ı bilirim, eskilerden bilirsiniz. Kaşık. Deniz şöyle. Kaşık. Şu kadar beli vardır, bu kadar kalçası vardır. İnanılmaz bir sağda alır. O fiziksel bir özelliktir tabii ki. Ama sporla desteklediğinde bel incelebilir. Mesela örnek, sporsuz bir vücut. Affedersin. Ne gibi bir bel? Yani o yani. Fıstık gibi bel işte. Şey gibi, kum saati gibi adam. Kum saati mi? Evet. Bayağı ütü tahtası gibisin şöyle ya. Bak şöyle. Bana öyle diyorlar. Çağla, uzun elbise giyme, ütü tahtası gibi oluyorsun diyorlar. Çok ayıp ya. Bakalım çok... merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Merakla bekliyoruz. Bakalım. Evet, o zaman önce ilk konuğumuzu davet etmeden önce tık ağzıma tık. Lafları tık. Efendim düne gidiyoruz. Dün doktorumuz bizlerle birlikteydi. Sevgili Gürkan Kubilay esti, gürledi. Evet. Her şeyin doğrusunu bize öğretti. İzleyemeyenler ve kaçıranlar için ki böyle gerçi... önemli önemli anları biz cımbızla çektik. Evet. Gerçi izlemeyen çok olmamış. Allah çok şükür. Olmamış, çok şükür. Çok, çok şükür. Ama yine de izlemeyenler için, kaçıranlar için bir Gürkan Kubilay VTR'si geliyor dünden. Zayıflamak ya da herhangi bir nedenle çok halsiz kaldınız diyelim. Size mikserde yapacağınız bir karışım hazırlayacağız. Bu karışıma arkadaşlarım şu anda yazacaklardır mutlaka. Evet. Halsizlik ve kuvvetsizlik şikayeti olana... Mesela top oynuyoruz. Evet. Müthiş bir doping formülü bu. Ben birçok futbolcu arkadaşıma ve birçok teknik direktör arkadaşıma da bunu öneriyorum. Bu karışımı. Halsizlik ve kuvvetsizlik şikayeti olanlar için önce bir fincan bu karışımın içerisine bir süt döktük. Bu süt ne sütü biliyor musunuz? Pirinç sütü. Aa. Allah Allah. Evet. Bir fincanda bir süt daha döktük. Biraz daha koyudur o. Dikkat edin. Ama müthiştir bu var ya. Bu da hakikaten. Aa, bunu biliyorum. Bir fincan şey, soya mı? Soya sütü yaşa. Hmm. Bir fincan soya sütüne ekledik üstüne. Pirinç sütü, üstüne, soya sütü. Soya sütüne ekledik. Bir bardak nar suyunu ekledik. Renk şahane bir renk alacak. Hı-hı. Nar suyunu ekledik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arkasından vişne ama konsantre vişne. Hı-hı. Ve çok az bunlar. Yani 2 çay kaşığı, 3 çay kaşığı civarında. Şu. Dökmemiz yeterli olur, evet. Tamam. Ama konsantresi. Hı-hı. Artı madem bundan başladık, devam edelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı civarında, onu da alabilir miyim? Hı-hı. Ya da yarım yemek kaşığı civarında dondurulmuş kiraz koyacağız içerisine. Hı-hı. Şu kadar atacağız. Bunu blender'dan geçireceğiz sonra. Ha. Siz geçireceksiniz, tamam, biz hızlı yapabilmek için. Olmadı, tamam. Bir şey yapmadık değil mi? Arkasından bir de bıçağımız var mı buralarda arkadaşlar? Alişan, bıçak getirir misin? Bıçak getirir. Muz doğruyoruz herhalde, evet, içine muz, biraz. Aynen öyle. Arkasından bir muz ama bu muzun tümü değil, yarımı. Tamam, bu gerek şekilde kalmadı aşağı. Böyle yapacağım. Gene üstüne. Tamam. Evet, senin çok becerikliyimdir böyle konularda. Ve finali. Finali iki ilginç şeyle yapıyoruz. Birincisi,
bir yemek kaşığı bunun içerisine. Yemek kaşığı bulalım şuradan bir tane. Bunun kalorisi yok mu hiç? Elbette zaten var, doping veriyoruz tabii. Yani burada doping veriyoruz çünkü. Ama diyet yaparken içebileceğimiz İçebilirler şey. Çünkü haftada bir gün yapacaklar bunu. Sabah akşam birer tane içecekler. Hmm. Çünkü o direnci sağlamak zorundalar. Tamam. Bir yemek kaşığı bakın farklı bir şey koyuyorum. Ne koyuyorum acaba? Hiç aklınıza gelen bir şey değil bu. Keten tohumu yağı. Hmm. Bir yemek kaşığı keten tohumu yağını da ekledik. Bayağı şey bir karışım oldu. Oldukça yalnız. Kalabalık oldu. Var ya hakikaten tadına çok kuvvetli olacak, bir şey besin. Müthiş bir besin. Tabii biz bunu şimdi blenderdan geçiremeyeceğiz. Blenderdan geçirip o muz parçalarını da paramparça bir hale getirdikten kıvamı sonra. Kıvamı da biraz değiştirecek. İçmek de var. Ve finali neyle yapıyoruz? Finali neyle? Finali neyle? Bu ne? Arı poleni. Evet. Bu yaklaşık 1-1,5 çay kaşığı da arı poleni ekliyoruz bunun içerisine. Buradan... Etilere kadar koşarız. Aynen öyle vallahi koşarsınız. Gerçekten müthiş bir karışım oluştu. Halsizliğiniz ne dedik ama? Bütün programlarda her seferinde ne söylüyoruz? Önce halsizliğiniz neden oluşuyor? Mutlaka bir daireci kontrolünü yapmak zorundasınız. Vücutta demir, demir bağlama, folik asit, tiroid testleri mutlaka yaptırmak zorundasınız. Vücutta herhangi bir yerden bir kanama varsa örneğin o kanama sizi kansızlığa götürür. O kansızlık sizi halsiz Allah bırakabilir. Korkun. Dolayısıyla bütün bunlara bakıyoruz önce. Sıcak su var elimde. Sıcak su. Hakikaten yani ama bak. O zaman bizim bunu böyle de ondan mı var? Tabii canım. Aynı ya mi? Vücutta ya alt işte 1,5-2 kilo falandır bu yani. 1,5 kilo falan herhalde. Ben de var onda. 1,5 kilo ya düşünün. Hani bir de şöyle düşünün. Özge 25 kilo bundan. Benim güzel kızım Senay'ım da 35 kilo bundan verdiler. Yağdan gittiler. Peki onlar ısrarla ne anlatıyorlar? Bize 6 öğün yiye yiye verdik. Gelelim şarlatanlara soytarılara. Sıcak su. Sıcak suyu yağın üstüne döküyorum. İçtiğiniz o sabahları evet. Denediğiniz. Allah aşkına hiç yağda bir erime verime var mı? Hiçbir şey görüyor musunuz? Yok. Peki başka bir şey daha yapalım. Ey şarlatanlar soytarılar. Ey bu insanın gerçekten sağlığıyla oynayan soytarılar şarlatanlar. O bakın sıcak suyla zayıflattığını bilmem alkali sular asidik sular. Başka bir şey yapalım şimdi size. Bu ne? Limon suyu mu? Limon suyu. Limon suyunu döküyorum, bolca döküyorum, bolca. Yağın hiç eridiğini görüyor musunuz Allah aşkına ya? Ya soytarılar, ey soytarılar Allah aşkına ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Bizim bunca senelik eğitimimizde, bilmem neyimizde hala bu kadar cahil olduğumuzu gördüğümüz bir yerde. Hocam bir de zararları vardı. Limon suyu da hikaye. Dünya kadar anlatacağım onu da. Dünya kadar. Bakın bir de ne var? Sirke. Sirkeyle zayıflatan şarlatanlar soytarılar. Aha sirkeyi de döküyorum. Ne oldu? Ya olduğu gibi yerinde duruyor. İşte size bundan daha basit bir deney olmaz. Demek ki aman Allah aşkına sakın dışarıdan ekstra bir yöntemle bu işin yapılacağını zannetmeyin. Senay'ıma sorayım. Küçüğüm sana herhangi bir en ufak başka madde bilmem ne falan filan verildi mi bu tedavinin içerisinde? Yok hiç verilmedi. Doktor Özge Hanım'a soralım. Hiç yok. Yok böyle bir şey. Yok yani evet gerek de yok. Biz sağlığını koruyarak bu işi götürmek zorundayız. Onun için bizim buradaki en önemli görevimiz bir hekim olarak bakın doğru düzgün yiyerek fazla yiyerek her geldiğimiz programda başka örneklerle onu anlatıyoruz. Bacağınızı yan tarafa doğru açıyorsunuz. Evet çekiyorsunuz ve geriye itiyorsunuz. Çekiyorsunuz ama biraz yandan. Hah yaşayın. Sıkıştır işte bu kadar. Sıkıştır. Ha. Bakın bu kadar. Ama şurayı sıkıştırmak yani. Evet olabildiğince kendinize çekiyorsunuz. Süper. Süper. Vallahi güzel yapıyorsun. Süper. Budur. Yapılabiliyor yani demek ki. Demek ki yapılabiliyor aynen. Için. Ha biraz daha zorlaştırayım işi. Kalktım. Kalktım evet. Şimdi yaptım. Oo. Şimdi yaptım. Ne oldu? Şimdi. Ha ne oldu? Ayağı koyuyor. Ayağı koy. Hadi bak yap bakayım. Bir deneyin bakayım. Bir de şu evet. Çekin şimdi ayağınızı kendinize. Yani güzel yandan. Bir daha çekin. Bak yapılabilir bir şey ama. Bakın ne oldu zor şimdi? Zor ama değil mi? Zor değil mi? Yapılır yani. Şimdi bakın. Ben böyle yapabiliyorsam aynen ayağım öyle. Hasta. Yani. Aynen öyle. Bir şeyi gösterdik. Birçok ekranda gördüğünüz hareket. Hadi ya. Bu da olur ben mu dediğiniz hani hareket. Bir şekilde yapılabiliyor. Gülkan abicim öpüyoruz seni. Selamlarımızı yolluyoruz. Var mı bir ağrı bir şey? Şuralarda falan ha? Dün yaptım o kadar. Evde yapmadım ki bir daha. O yüzden bir şey yok Allah'a şükür. Ama yine de şey bir hafif bir ağrısı olması lazım. Gerçi az desen kaytarıyorsun. Yapamıyorum. Ben spor yapamıyorum. Ya, sen yapamıyorsun. Neyse yapacak bir şey yok. Spor yapan insanlar var. Bak Cansu Taşkın mesela değil mi? Spor yapmış. Ne hale gelmiş? Sporla mı yapmış onu? Neyi?
Sporla da yapmış. Vücudun yani. Tabii canım, o etkili olmuştur yani kalçasında. Hı. Tamam, az sonra Cansu'yu davet edeceğiz efendim. Merakınızı gideceğiz ama şimdi Türk Halk Müziği'nin en sevilen isimlerinden biri geliyor. Sizleri ayağa kaldırmaya, ekran başına oynatmaya geliyor. Kocaman alkışlar. Oğuz Yılmaz geliyor. Başı döner dil tutulur. Uğrunda ne yeminler ne sözler bozulur. Hoş bakışlı can yakışlı afet mi afet. Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Görenlerin başı döner dili tutulur. Can yakışlı afet mi afet? Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Başı döner dili tutulur. Uğrunda ne yeminler ne sözler bozulur. Hoş bakışlı can yakışlı afet mi afet. Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Görenlerin başı döner dili tutulur. Can yakıştım afet mi afet. Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Görenlerin başı döner dili tutulur. Uğrundan yeminler ne sözler bozulur. Hoş bakıştım can yakıştım afet mi afet. Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Başı dönen dili tutulur. Burundan yeminler ne sözler bozulur. Hoş bakışlım can yakıştım afet mi afet. Ölüyorum deyip düşsen etmez merhamet. Ankara, Ankara.
Mamak. Mamak da harikasın ablam benim. Hoş geldin. Ablam böyle ben güzel şey olduğu zaman, böyle oyun havası olduğu zaman atar kendini. Tutamıyorsunuz yani. Tutamıyor, tutamıyoruz. Biz de tutamıyoruz. Tutamaya aşık olsun diyorsunuz. Aynen öyle. Kapı gıcısına oynuyorum, evde sıçarsanız. Kapı gıcısına oynuyor. Valla. Öyle canım. Kağını gıcısına öyle. Alırız abicim seni. Alacağız yine seni. Yaşlanmayacağız inşallah. Oh maşallah. Nasıl keyifler, hoş geldin. Gayet iyi, teşekkür ederim, hoş buldum. Yeni bir heyecan var, yakın bir zamanda, bir iki hafta içerisinde zannediyorum. Evet, çıkacak albümümüz. İlk size geldim. Sağ ol abicim. Harikasın. Ve ilk bizde seslendireceksin. Yeni albümün çıkış şarkısı mı olacak o? Bu değil. Hayır, bu değil, hayır. Size söyleyeceğin şarkı. Evet, Coştur Coştur olacak. Harika. Biraz da onu da okuyacağız. Coştur Coştur hareketli mi yoksa? Ne? Coştur ney? Ney? Alsak mı hemen acaba onu da bir? Bilmiyorum. Ha, alalım ya, alalım. Dinlemek ister alalım, misiniz? Alalım, alalım Coştur. Evet. Albüm olacak. Hadi bakalım. Yine. Hadi bakalım. İlk kez burada. Çıkacak albümün ilk kez. Lütfen aşağı iki haftaya ilk kez. Kadar. Lütfen yazalım. İki haftaya kadar. Buyurun işte, her şey dahilde. Haydi bakalım. Yeah.
coştur angaralım coştur. Nasıl olsa dünya boştur. Coştur angaralım coştur coştur. Nasıl olsa dünya boştur. Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok güzel. Allah ve uzun zamandır beklediğim şeydi abi bu senden ya. Biraz ara, biraz ara verdim kusura bakmayın. Biraz böyle bas bas paraları Leyla gibi. Çekirge gibi onun gibi bir şey. Sözleri de böyle çok şey. Çok güzel. Evet. Oh be. Süper. Yakaladık mı? Nasıl şarkı? Vallahi çok güzel. Ağzına sağlık. Önce Uğuz Yılmaz'la yaptığımız röportajı bir izleyelim. Sonrasında sohbetimize başlayabiliriz. Yakaladık anları yakaladık. Tamam. Haydi bakalım coştur. Bas bas paraları Leyla'ya, çekirge ve daha niceleri. Türkiye Ankara havalarını bir anlamda onunla tanıdı. Ve Oğuz Yılmaz sessizliğini her şey dahile bozdu. Ankara şarkılarını Türkiye'ye dinleten Oğuz Yılmaz'a türkü sevdasını sorarak başlıyor sohbetimiz. Aslında çekirgenin öncesi var. Benim ilk albüm 1989'dur. Ve çekirge ve bas bas paralar Leyla ile medya tanıdı ben sadece. Ankara ve çevresinde dinlenen bir müzik türüydü. Ama şu anda bütün Türkiye'de hatta bütün dünyada dinlenen ve zevkle dinlenen ve insanlara eğlendiren bir müzik türü oldu. Ankara türküleri İstiklal Marşı gibi oldu. Hangi düğünde olsa, doğuda olsun, batıda olsun, kuzeyde olsun, güneyde olsun, efendim bir çekirge, bir bas bas paraları Leyla'ya bir gördün mü ya da bir misket, bir hüdayda bir Ankara çalmak zorunda. Çünkü bir İstiklal Marşı gibi oldu artık. Ankara türkülerinin sevilme nedenini soruyoruz Yılmaz'a. İki dörtlük, hareket, bereket, insanları eğlendiriyor. İnsanlar ne kadar efendim kafası dağınık olabilir, iş konusunda iyi olmayabilir, düşünceli olabilir, aşıktır sevgilisinden ayrılmış olabilir, hüzünlüdür ama o hareketli havaları güzel dum taka iki dörtlük havaları duyduğu zaman onlardan arınıyor, belki kalkıp oynamaması bile yerinde şöyle bir sallanma ihtiyacı hissediyor. Bu da o anlık insanların o kötü elektrikten, enerjiden arınmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Bazı kesimler kıyasıya eleştiriyor Ankara şarkılarını. Bakın bununla ilgili neler söylüyor ünlü şarkıcı. Biz dediğiniz gibi Ankara türkülerinin sizinle tanıdık dediniz. Zamanında belki yerel kalmıştı. Biz bunu güzel şarkılarımızla, güzel türkülerimizle hem düşündüren hem eğlendiren hareketli parçalarımızla hani siz derler ya K noktasına getirdik. Bütün güzel yerlerde çalmaya başladı. Kolaya kaçıp argo sözler yazan meslektaşları konusunda oldukça dertli Oğuz Yılmaz. Ama ne yazık ki maalesef diyeyim bazı arkadaşlar işin kolaylığına kaçıp dediğiniz müstehcen sözler olsun, argo sözler olsun, hep aynı melodiler üzerine yazılan bilinçsiz sözler olsun. Bu müziği gerçekten yıprattı. Yıprattı. O da beni çok üzdü. Aslında onlar Ankara değil. Başka yerlerde çalınan müzikler. Gerçi Ankara bizimle başladı. Bizimle devam edecek inşallah. Ama gerçekten güzel yapan arkadaşlarımız da çıktı. Onları da kutluyorum. Müzik kariyerinin yanında aynı zamanda çok iyi bir aile babası Oğuz Yılmaz. Hatta kızı da kendi gibi müzik tutkunuymuş. Ama bakın hangi müziği dinliyormuş. Konservatuvarda okuyor. Hatta bugün çok önemli bir şey var. İzmir'de büyük bir yarışma olacakmış. Bütün dünya ülkelerinden büyük hocalar gelecekmiş. Hocası bir arya okutturuyor. Opera sanatçısı mı olacak? Gibi bir şey. Sesi arya okuyacak. Opera. Uyurken klasik müzik dinliyorum. Siz peki klasik müziği, onun yaptığı müziği dinliyor musunuz? Ben uyurken çok severim, dinlerim. Özellikle tabii. Televizyon kanalı uyku müziğimdir benim klasik müzik. Kızınız sizin müziğinizi dinliyor mu? Beraber okuduğumuz şarkımız var. Uğur Böceğim. Genil bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim. Sana güller, meyler, şeyler, morlar saçayım. İşte kızım, senin için zehir içeyim.
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim. Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında. Kucağa kurban olsun sana bir gelsem bana. Çok güzel bir yayındı ya. Çok vallahi tatlı. Çok güzel bir yayın. Ne yapıyor güzel güzel kızınız? İyi şu mi? Anda okul ve biraz önce söylediğim gibi röportajda yarışması var. İyi bir yarışmaya hazırlanıyor. Gerçek dünya çapında. Hocalar da çok beğeniyor. Şu anda onun kaydını yapmak üzereler. Onun aynen üzerine çalışıyorlar. Sizde de büyük heyecan var ailede. Var tabii kızım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Öyle ülkemizi temsil edecek bir... Evet, sen o zaman da geldiğinde söylemiştin abi. Evet, ben kızımın ülkemizi, bu işi hani sahnede ya, yapmasını tabii, istemiyorum. Evet, ama bu işi böyle geniş bir çapta, geniş bir platformda sürdürmesini istiyorum. İstiyorsunuz. Peki kendisini türkülere olan ilgisi nasıl? Türküleri seviyor, dinliyor. Ama bu aralar tabii zaman bulamıyor ki tabii. Elinde viyolası, önünde koca notalar. Peki biliyor musunuz ki Oğuz Yılmaz uyurken klasik müzik dinliyor? Evet evet. Enteresan. Yani seni uyutuyor mu yoksa uyunca hani kafam mı dinleniyor? O kafam dinleniyor. Dinliyorum, uyuyorum. Çok güzel o koskoca 150 kişilik orkestranı düşünebiliyor musunuz? Her enstrüman, her farklı grup ses. farklı sesler çalıyor. Hepsi bir anda bir birleşiyor ve bozmadan herkes aynı şeyi çalıyor ama. Yani çok haklısın ha. Ben kesinlikle sana katılıyorum. Şimdi Ankara türküleri dinleyip uyuma imkanımız olmadığına göre. Yani yerimizi gelsin bir Mozart bakalım. Bakalım. Mesela böyle şeyler. Yılmaz'ın uykusu tamam. Gelecek mi? Ama bu çok hızlı ya. Böyle olmaz. Abi bu çok hızlı abi. Bu Mozart lütfen. Böyle Chopin tarzı böyle şey. Öyle slow. Onların da slow var. Böyle hareketleri sakin, var. Klasik şarkılar seni rahatlatıyor. Tabii, müthiş rahatlatıyor. Ya ben bir şeyde görmüştüm. Haberlerde görmüştüm. Bu şarkıları yani bu klasik müziği dinleye ineklere dinletiyorlardı. İnekler günde 2 kilo daha fazla süt veriyormuş mesela. Oy. Ne o zaman çiftçilerimize duyurulur diyelim. Yemin ediyorum. Tabii klasik müzik. Mesela tavuklara dinletmişler. Tavuklar daha fazla yumurtlamaya başlamış. Pıt pıt atıyorlarmış tavuklar. Ne diyorsun ya? Allah belanı versin ya. Klasik müzik eşliğinde yumurtluyorlar yani. Evet. Aa ne enteresan. Klasik gerçekten ya. Her derdi de var. Mesela biz Oğuz abiye dinletiyoruz. Şu anda bakalım ne yapacak. Dur. Tamam istiyorsan yani sen ben yumurtlamayacağım da. İstiyorsan sen uyuyabilirsin Oğuzcuğum. Canlı yayın stresinden tabii yok, biraz zor olur yok, ama. Şu anda canlı yayın. Arkadaşlarımız çok esprili. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu iyi günler. Biz yeni konumuzu davet etmek istiyoruz. Bir konumuz daha var. Elimizde mezuramızla bekliyoruz. Elimizde mezuramız. Sizden gelen alkışlarla oyuncu Cansu Taşkın geliyor. Aslında şöyle bir tırrrr gibi hissettim biraz. Nasıl söyleyeyim? Teşekkür ederim. Ama. Yok değilim. Geçen hafta izledim seni. Evet. Nerede izledin sen? Okan Bayülgen'dim evet. Çıktın. Nasılsın? Nasıl keyifler? Süper gidiyor. Bu aralardan mı böyle çok canlı yayına çıkmaya başladın televizyonlardan? Daha gibi. Fazla evet, ilgi görmeye başladın. Evet biraz daha ilgi görmeye başladın. Kısa esmer miydi ben? Ben saç rengim açıktı. Evet yeni bir proje için tekrar koyuldum. Oyunculuk mu? Evet oyunculuk. Nasıl bir rol? Komedi. Normalde ben zaten hep... drama, aşk gibi hep böyle ağlamaklı projelerde yer aldığım için. Nasıl bir karakteri canlandıracaksın? Onu çok fazla bahsetmeyeyim çünkü daha başlamadık filme. Yani yeni aynen. Oluşumlar yeni içerisinde. Oluşumlar içinde. Hem yeni oyuncularla da anlaşma yapmadılar daha ama ben anlaştım. O yüzden şu an bahsetmeyeyim. Peki bir şey diyeceğim böyle hani çok fazla tanınmak, çok fazla takip sayısı olmak hani bu şey olarak söylüyorum. Hani normal bu işi çok popüler anlamda yapmadan bu kadar böyle popüler olmak... Bu kadar böyle en çok aranan isim olmak falan. Yani bu aslında ben onu beklemiyordum o haberi. Zaten bir an böyle kalktım sabah bir sürü tebrik mesajı. İşte tebrik ederim seni. Arıyorlar telefona diyorum ne oldu? Hiç haberim yok benim. Yani ne diyorlar yani mesela? Yani. İşte Google'da en çok aranılan isim olmuş. En çok ona ben de şaşırdım. Oğuz abi. Bakayım ne? Haksız da değiller. Ben o haberi gördükten sonra mesela aradım. Haberi gördükten sonra ben merak edip neden yani haberi gördüm merak ettim. Şimdi fiziğiyle çok dikkat çeken birisin gerçekten. Bu fizik normalde genetiğinde mi böyle mi yoksa kaç yıldır spor yapıyorsun? Böyle bir hedefin var mıydı? İnanılmaz aslında... ince bir belim olsun, inanılmaz bir kalçam olsun gibi bir hedefin var mıydı yoktu, mesela? Yoktu şöyle söyleyeyim. Ben 16 yaşımda başladım modellik yapmaya. Şu an 21 yaşındayım. 16 yaşımda daha fiziğim tam oturmamıştı. Evet. Zaten hani herkes için bu geçerli. Hani o zaman daha küçüksün. Tabii ki canım. Yaş ilerledikçe fizik oturuyor.
Ama belim inceydi ama ben bunun farkında değildim. Tabii ki benim mankenlik dışında sporcuyum da. Türkiye şampiyonluklarım var. O yüzden hep spora ağırlık verdim. Hep işte ne bileyim squat çalıştım. Hep böyle düzenli yapmak önemli sporda. Yani... Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Senin kalçan doğuştan böyle değildi. Doğuştan böyleydi tabii ki. Hayır, vardı ama yani ben daha da... Ha yani normalde senin bedeninde böyle bir kalça durumu vardı. Sen de onu sporla iyice daha da, aynen. Şişirdin. Bu değil aynen mi yani? Tabii çünkü ki başka hani şey ben yok. Biliyorum normalde hani gerçekten genetiğinde yoksa bunun oluşması çok aynen zor. Aynen öyle. Böyle dünya yok. Genetikle onu alakalı kurmayın şey. Yani aynen bayanlar. Öyle. Niye sporla olabilir? Dön işte yavrum görsünler maşallah. Doğuştan işte bir akraba evliliği. Ama bir şey söyleyeceğim, yani. Ben Çağla Hanım'ı çok beğeniyorum. Her zaman yaptığım röportajlarda da hep örnek aldığım isimlerden bir tanesidir. Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim ve çok çok da güzel fiziğiniz var ayrıca. Ben de çalışıyorum, naçizane. Evet, günde kaç kere saat, günde kaç saat spor yapıyorsun? Bu vücudu günde korun, en az 2 saat spor yapıyorum ama haftanın 3 günü garanti yapmam gerekiyor. Haftanın yani bir gün yapıyorum. Bile aksattığım zaman o program çöp. Peki ne yiyorsun, yani az mı yiyorsun? Şöyle söyleyeyim, aslında şaşıracaksınız ama ben her şeyi yiyorum. Ben kilo almıyorum yani. Metabolizma çalışıyor. Aynen öyle. Hızlı demek çalışıyor. Tabii her 21 şeyi yaşında yiyorum. Yani ben de 36 yaşındayım. Tut bakayım. Yani. Ben onu telefonlar kilitlenmiş gene. Neyi merak ediyorlar Gürsel abim, soralım. Evet tamam, ben belin ölçüsünü merak ediyorlar. Tamam evet. Ben bakayım. Ama şu anda tabii bir... Sen çekil, sen dokunma. Mı? Ben ölçeyim. Dokunma, kutsal bir vücut bu, ver. Ben ölçeyim, ne var Allah Allah. Niçin ben ölçmedik? Kutsal kalça, ver. Ya ben ölçsem ne olacak, ben ölçeyim. Ya Allah ceza vermesin, ölç. Tamam, evet. Hayatım ölçmeye gerek var mı? Bak şöyle yapsam. Arkadan biraz açık kaldı. Ya çeksene elini, ölçeceğim. Minicik kız. Elli. Şu. Kaç? Şundan 2 santim de şeye düş. Elbise. 50 kaç? 60 mı? Ne? 60 işte. 60 işte. Hani 90-60-90 bu mu? Ya 90-60'da kalçasını ölçeceğim ben, onu sen ölçeceksin. Kalçasını ölçebilir miyiz? Şey. Tabii ölçebiliriz. Ölçebiliriz, tamam. Kalça ölçümü var mıdır hani bu? Ya ne bileyim. Ben bir programa katılmıştım, orada ölçmüşlerdi 95 çıkmış. Oza bir gelsene. 95 ama bir şey söylemedin yani. Tahmin et bakayım kaç. Tahmin edelim. Tahmin et. Tahmin et. Tahmin et. Kalçanın normali nedir bilmiyorum ki, nasıl tahmin edin? 90, normali 90. Ya yani. Normal 90 ama kime göre 90 hayatım? Neye göre 90? 60'a göre 90 olması gerekiyor. 5 miydi öyle bir şeydi? Sence bir kaçtı, bakma. Şey 90 normali ise bu herhalde 96 falandır. 99 oldu, bir dakika. Bir daha ölçüyorum, yanlışım oldu, bir dakika. 95 doğru gidebilir. Ama hayatım bu kadar çıkık bir poponu 90 olması imkansız yani. 99. Yok 95 çıkmıştı. Kaç? Bayağı sarıldım kıza, bir dakika. 95. Ben 90, evet 95 demiştim. 95 demiştim. Aynen. Aynen. Seninki? Aynen. Kalçayı çekilmiyoruz tabii. 93 ama benim öyle güzel. Çıkık değil hayatım yani. Onun şeyi maşallah yani çok güzel. Ben mezureye var. Maşallah. Peki önce Show Haber röportajını bir izleyelim. Olur. Sonrasında merak edilenleri soracağız efendim. Spor yapacak, spor yapacak. Cansu Taşkın burada. Buyurun izleyelim. Yürüyorum yolda, tanıyorlar mesela, hemen diyor ki aa bu o ince belli değil mi? Normalde zaten bir yabancı mankenler, sıfır beden olanlar 60 santim oluyor en az. Benim şu an sıfırının altında 58 santim. İlk haber yapıldı. İşte Google'da en çok aranılan isim Cansu Taşkın oldu diye. Gerçekten gurur verici. Cansu Taşkın sanal alemin yeni gözdesi. Özellikle ince beliyle dikkat çeken model. Geçen ay internette en çok aranan isim oldu. İşte ÖSYM, güneş tutulmasını bile geçmişim. Gerçekten ben de şaşırdım. Beklemiyordum çünkü böyle bir şeyi. En çok siz neden tıklandınız? Bilmem, belki fiziğimle alakalı olabilir. Daha çok benim belime inanamıyorlar. Çok ince olduğunu söylüyorlar. Ya öyle zaten. Hani insanlar baktığında bana aa sıfır beden, zayıf bir kız demiyor. Kıvrım olduğu için bende o hani böyle 36-32 beden arası gibi oluyor. Güzel modelle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sıfır beden olmak için kaburgasını aldırdığı öne sürüldü. Siz kaburgalarınızı aldırdınız mı? Asla öyle bir şey olmadı. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bir insan, ben bunu araştırmasını da yaptım. Kaburga nasıl alınır diye. Çünkü çok çok fazla yorum geldi. Baktım hani bir insan kaburgasını aldırdığı zaman dümdüz bir vücudu olurmuş. Hani benim gibi bir kıvrımı da olmazmış. Ve yürümekte zorluk çekermiş. Ki ben bunların hiçbirini yapmadım. Sanki hani ben böyle doğuştan böyle değilmişim de hani insanlar hep estetik mi, böyle ince bir ben nasıl olabilir diyorlar. O yüzden bende hiç estetik yok. Zaten birçok yere de söyledim, araştırabilirsiniz diye.
doğuştan böyleyim yani. Genetik, aileden öyle geliyor ama ben spor da yapıyorum. Peki bu kadar ince bir bele sahip olan Cansu Taşkın kıyafet bulmakta zorlanmıyor mu? Cansu Hanım kaç bedensin? Ben çok güzel bir soru sordunuz. Karışık diyebilirim. Belim 32 beden yani 0'ın 6 oluyor. Üst bedenim 36 beden. Alt bedenim de 36 beden. Ben mesela bir alışveriş merkezine ya da bir mağazaya gittiğim zaman hani kaç beden giyiyorsunuz dedikleri zaman ben diyorum ki 34 olsun. 34 bedeni giyiyorum, üst oluyor. Belden çok aşırı bol geliyor. Ben de öyle giymeyi sevmiyorum. Belini tercihde daralttırıyorum. 32-34 beden arası oluyor. Altta zaten 36 giyiyorum ama üstte birazcık hani 32 ve 36 olduğu için belini ya daralttırıyorum ya kendim kıyafet de yapıyorum bu arada. Güzel modelin hedefi ise dünyanın en iyi mankenleriyle aynı podyumda yürümek. Çok teklif alıyorum zaten yurt dışından. Meliklerin arasında bir Türk göreceğiz galiba. İnşallah, ben zaten hani istiyorum. Ne zaman aslında şu an bile gitsem beni kabul ederler oraya. Çünkü hani görüşmeye çağrıldım. Yani ben inanamıyorum sana. Görüşmeye gidiyorsun, sonra burada bir sözleşmen olduğu için... Ay, yırtsaydı o sözleşme hayatım, gidilmez mi evet, ya? Evet, o çok büyük talihsizlik oldu benim için ama şu an bile gitsem hani biliyorum zaten. Niye gitmiyorsun? Şu an işte düşünüyorum yaza doğru gitmeyi. Ama gitmeyi düşünüyorum olur mu? Evet, dünyanın yani en iyi tekliflerinden biri gelmiş. Evet. Yani hiç kaçılmayacak bir teklif olacak. En iyisi yani bir model için en iyisidir yani. Sen yaşın daha tabii çok küçük yani, zamanın var ama bence değerlendir ya. Evet, yok kesinlikle zaten gitmek istiyorum. Hem teklif geldi. O zaman tam işte yazın ben başrol filme imza atmıştım. Geçen sene sinemalardaydı. Tam ona denk geldi. Ya sen aslında mankenlik değil de hani oyunculuk falan mı yapmak istiyorsun? Evet, zaten şu an çok oyunculuk teklifi geliyor. Bir de reklamlar, çay reklamları eklendi bu arada. Ha, yeni reklamlar. Evet, çok çay reklamı alıyorum. Hani böyle ince belli falan diye. İnce belli bardak. Evet, doğru. Güzel bak, iyi düşünmüşsün. Evet. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Gerçekten çok güzel fiziğe sahipsin ama bu fiziğin dezavantajları neler? Yani yolda seni beğenip beğenmeyen herkes mutlaka sana bakıyor. Evet, şimdi bu nasıl bir duygu? Ya ben günlük hayatta şöyle söyleyeyim. Normal kot pantolon, spor, o tarz takılıyor. Şalvar giysen evet, o yüzden zaten yürüyorum mesela arabalar takip ediyor. İşte kornaya basıyorlar falan. Artık böyle şapkalar takıyorum. Hayatımda yapmadım. Yemin ediyorum bak, Kur'an çarpsın hayatımda yapmadım. Ne yapmadın? Öyle bir bayana laf atmak, bir şey yapmak hayatımda yapmadım. Ama bakma, şu an öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Bakma var mı bakma? Bakar geçerim yani ama hayatımda öyle şey yani. Atasözü var, güzele bakmak yani sevaptır diye anlaşılıyor. Bakarsın, sevabını alır gidersin yani, anladın mı? Sevap için bakarsın. Yani neler yaşıyorsun? Zorluklarından biraz da bahset bize. Zorlukları yani kıyafet bulmakta biraz zorluk çekiyorum. Mesela diyelim bir mağazaya gidiyorum. 36'dan başlıyor. Hani ben 34 olsa tamam diyeceğim ama 36 çok bol geliyor bana. Evet, sen biraz olmuyor. Normal standartlardan evet, zayıf olduğun için. Evet, 34 oluyor. Ya işte modacıyla çalışıyorum bir yere çıktığım zaman falan. Ya kendin tasarlıyorsun. Ya kendim yapıyorum. Aynen, peki kendim de yapıyorum. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Zaten olamaz yani. Çünkü adam herhalde ölür yani, anladın mı? Ya sen kendini koyma şimdi onun yanına. Herkes senin gibi değil canım. Nasıl herkesin gibi değil şimdi? Erkek arkadaşın? Oldu tabii ki de şu an oldu. Hayır tamam, şu an yok da mesela bak olduğu zaman ben... problemler yaşanıyor mu? Kıskançlık aşırı. Bak şimdi ben onun erkek arkadaşı olsam evet. Bir dakika bir gelebilir misin? Tabii. Şimdi biz mesela yolda yürüyoruz mesela, bak adam delirir, anladın mı mesela? Erkek arkadaşım şimdi yolda yürüyoruz. Lan bakan var mı? Yani bakacağız ama hani şöyle hani sevaptı? Bakmayacağız mı? Hani sevaptı? Şöyle bak şöyle. Anladın mı yani? Bunları çok yaşıyorsundur herhalde. Evet, çok aşırı kıskançlık var. Ama çok kıyafet giymek yani, ne bileyim kısa giymek yasak ya da ne bileyim dar giyme, bol giy. Çok zaten şöyle bir şey var. Sen benim bu mesleğimi bilerek zaten hayatıma giriliyor ama işte. Erkek arkadaşının sözünü dinliyor musun mesela biraz? Ben dinlerim ama tabii ki gerektiği yerde. Çünkü benim bir mesleğim var, onu da bildiği için gerektiği yerde dinlerim. Ya modellik falan yapıyorsun sonuçta. Aynen öyle yapıyorum ama şu an daha çok oyunculuk yapıyorum. Ha, çok sunuculuk çıkar, da yapıyorum yemin arada. Ediyorum. Çıkar. Baksana bak şu anda, bak şöyle bir yan. İyiydi böyle. Utandırma kızı, utandırma. Allah Allah. Maşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki bir şey diyeceğim. Hiç mi geçsek? Gerçekten hiçbir estetik yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde yok. Ben hep diyorum estetik. Zaten araştırın eğer varsa zaten hani ben buradayım bekliyorum. Hiç duydunuz mu böyle bir estetik, kalça estetiği? Var mı öyle bir var, var tabii canım. Bilmiyorum. Var mı öyle bir şey? Herhalde var. Söyle bakayım sen. Var mı canım? Sen bayağı bir operasyon geçirdin için sen. Sende bayağı bir operasyon var. Ben hanımefendi
zayıf. Çok güzel, zarif duruyor ama maşallah kalça da çok büyük. Teşekkür ederim. Ha, biz onu konuşuyorduk tam. Ben bu kadar spor yapıyorum Alişan. Popomu zayıflatmak için. Popo eridi gitti. Kalçada. Kalça işte. Eridi gitti. Eridi gitti. Sporla gitti. Hiçbir yerine estetik yok senin. Yani öyle şey yapamadım. Ya bir insan zaten azmettikten sonra, bir şeyi kafasına koyduktan sonra bence yapamayacağı hiçbir şey yok. Bence de. Peki şimdi normalde sen yaptığın sporları da insanlar görmek istiyor. Çok çok aşırı yani mesaj alıyorum. Yeni evlenenler. Yapmıyor haftada 3 gün. Çok makul herhalde birer saatten falan spor yapıyorsun. 2 saat yapıyorum. 2 saat yapıyorsun. Ağırlık yapıyorsun. 1 saati zaten squat'a gidiyor. Öyle bir saat squat yapıyorsun. Aynen öyle. Çoğunlukla. Peki pilates topumuz var, matımız var. Eğer hani bir biz eşofmanı falan giyersem bize mesela neler yapıyorsun da örnek verirse. Evet. İki tane kalça hareketi gösterebilirim. Bir iki kalça hareketi gösterdik. Bak sana söyleyeyim. Birkaç tane mi? Tamam. Birkaç tane göstersin değil mi? Birkaç tane göstersin. Ama üstünü değiştirmeye giderken. Benim en çok yaptığım squatlardan bir tanesi ağırlıklarla oluyor ama o ağırlık. Biz ona ağırlık herhalde varmış gibi hayal ederiz. Tamam, elime iki tane bir şey alırım, göstermek amaçlı yapabilirim. Kuşları veririz. Ağırlık var var, bunları falan veririz. Ya, minik bir şey veririz senin eline. Tamam, öyle yapabiliriz. Okey. Peki, seni uğurluyoruz o zaman üzerini değiştirmek üzere. Biz de Oğuz Yılmaz'dan Oğuz abi canlı mı yapalım? Alabilir miyiz efendim? Cansu'ya bir alkış uğurluyoruz. Geri gelecek kendisi. Merak etmeyin. Slow yapayım mı? Bir hareket yapalım ne olur. Bir hareket yapalım. Hareket yapalım arkasından slow yapalım. Tamam oldu. Dört. Hadi dört numara. Hadi hareketli. Bakalım dört geliyor. Dört numara.
tek gelmiş, onu okur musun sonra mı okuruz bilmiyorum. Bakayım. Neymiş? Kerimhan'ı istemişler. Kerimhan bir türlü eskimedi. Kerimhan'ı söyler misiniz? Aa. Eskimeyen şarkılardan alalım mı? Evet. Aydar yıllar eski. La alayım artık. La alabilir miyiz la? Kerimhan bu çok güzel bir türküdür, şu ablam istedi. Evet. Siz mi istediniz? Bir şey evet. Şimdi Kerimhan için bu parçayı istiyorum. Aa, eşiniz mi Kerimhan mı? Evet Kerimhan. Bu burada mı? Bu eşin de mi? Eşim ekranlarda beni seyrediyor. Torununa bakıyor. Söyle eşini abi, seslen eşini. Kerimhan seni aşkım, çok seviyor. Bak şuraya şuraya. Kerimhan parçasını sana gönderiyorum. Seni Kerim çok hanım. Seviyorum. Ömür boyu da seveceğim. Vay be! Şarkılar eskirdi. Sözler eskirdi. Hiç sen eskimedin benim gönlümde. Ne aşk ne sevdalar kaldı geride. Bir sen eskimedin, bir sen Kerimhan. Şarkılar eskirde, sözler eskirde. Bir sen eskimedin benim gönlümde. Ne aşk ne sevdalar kaldı geride. Bir sen eskimedin, bir sen Kerimhan Uşak. Bir sen eskimedin, bir sen Kerimhan. Biraz muayyer oldu ama olsun, harika. Hadi bakalım. Kerimhan ablamıza selamlar olsun. Selamlar olsun bütün Kerimhanlara. Evet. Oğuz abimize bir kocaman alkış. Aynı alkışlar devam etsin. Cansu Taşkın tekrar geliyor. Hazırlayalım. Almıştım spor kıyafetleri ama artık yapabildiğim kadar yapacağım. O da spor canım, önemli. Tamam. Gösterebilmek. Şimdi Cansu'nun genellikle hafta içinde 3 gün spor yapıyorum dedi, 2'şer saatten. Özellikle kalçayı darlaştırmak, kaldırmak için yaptığı hareketleri bizlerle paylaşacak. Evet. Benim yaptığım kalça hareketi olarak 4 tane hareket var ama o 4. olan harekette bayağı bir ağırlık, ağırlık gerekiyor. Koyuyorsun. Ama ben onu yine gösterebilirim. Tamam. Hadi bakalım. O zaman başlıyorum. Başlıyoruz. Ayakkabılarla... İyi misiniz? Olsa, sıkıntı tamam, yok değil mi? Problem olmaz. Problem değil. Tamam. Bas. Şöyle. Şimdi. Evet. Şöyle duruyoruz. Ama bu sporu yaparken nefes alıp vermek çok önemli. Ayak şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 yapıyoruz. Sonra diğerini yapıyoruz. Ben şöyle esniyorum. Şu şekilde esniyoruz. 30'a kadar saydıktan sonra tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yapıp tekrar esniyoruz. Bunu kaç set yapıyoruz böyle? 3x12. Ali sen tiyatro mu seyrediyorsun? Kalksana. Ne müzik? Spor izliyorum. 3x12. Çekirdek de vereyim mi? Kalksana ya. Spor izliyorum, ne var Allah Allah. Kalk şeye aktif ol, biraz hareketli ol. Şimdi kaç set yaptın? 3x12. 3x12 yaptın. Yani bu yaptığını 3 kere daha yapacağız. Evet. Bari bu şey mi yapıyor? Büyütüyor mu? Kaldırıyor. Direkt dikleştiriyor. Ha, dikleştiriyor. Yani aynen. şimdi düz olanı yapıyoruz. Bir diğer hareket. Bunda da yine basen ve kalça için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar esniyoruz. Yine aynı esneme yapıyoruz. 30'a kadar sayıyoruz. Bu arada bunu yaparken nefes alıp vermeyi kesinlikle unutmuyoruz. Evet. Tekrar 1, 2, yukarı üç. Kaldırırken nefes veriyoruz. Ve kalçayı yani sıkmanız gerekiyor yaparken. Tabii, boş boş olmaz. Tekrar esniyoruz. Çalışıyor abi, anladın mı? Boşuna olmuyor böyle bir şey.
İkinci diğer hareketlerimiz ağırlıklarla yapılıyor. Ağırlıklarla, sen ağırlık varmış gibi ayaklarını olur. Ağırlık ama... olarak bir konuda Oğuz abi, bir konuda benim. Herhangi böyle bir şey olursam bir şunları vereyim sana. Olur. Petişan tamam, olabilir onları, şunlar yani onları, şunları da yani okay. Şöyle göstereyim. Dur dur bizim ödülleri vereyim. Ne? Ha, o da olur. Ah, bak bu güzel ağırlık. Tamam. Filden birisi daha benim ödülüm. Birisi de program ödülüm. Benim, beni sağ eline al. Tamam. Bu da programımızın. Okay. Sen şuradan elin, başlıyorum. Kutum. Yine bu normalde 12. Omuzunda mı ağırlık? Yok yok elimde normalde. Elimde tutarak. Böyle. Yürüyoruz. Bir. Tabii topuklarla yürüyoruz. Normal spor ayakkabıyla evet. Üç. Dört. Ben bu arada gidiyorum. Öyle yani iki. Dönerek devam ediyorum böyle. Bu da bayağı zor bir hareket ya. Tabii elde bayağı bir ağırlık olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Bunlar hep kalça hareketler onlar. Peki. Ödülleri diğer hareket de yine salonda yapılan bir hareket. Hı-hı. Onda da ağırlık olması, var. Sırtında olması gerekiyor. Boynum da şurada. Aynen öyle. Varmış gibi düşünüyorum. Ama normalde varmış gibi düşünüyorum. Evdekiler bayanlar da ağırlıksız hali yapabilirler. Çünkü aynen öyle. Hani sporcusun, herkes kaldıramıyor. Ağırlık sırtında varmış gibi. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. Aynı şekilde dinlenip diğer ayakla yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oğuz abi sen spor yapıyor musun? 12. Harika. İzliyorum diyorsun. Bir de normalde bütün kadınlar biliyordur. Bir de squat'ı gösteriyorsun. O da kalça hareketlerinin en önemlilerinden bir tanesi. Bu kalça hareketlerinden benim yaptığım bu dördü. Squat yapmıyor musun? Bunları yapıyorum ama onları şu an burada yapmayayım. Ha yapmıyorsun. Evet ha, daha anladım. Sonra. Tamam. Şey peki tamam. Pilates yaptığın bir şey var mı? Topla. Pilates'te bacak çalıştığım var. Onu da görebiliriz. Onu, tamam olur. Bir tane görelim nasıl çalışıyor. Buyurun. Yine az önce gösterdiğim hareketlerden bir tanesi şöyle. Böyle. Öne doğru geliyorum. Bunda daha çok bel de çalışıyor. Ha, bunu gelebildiğim ben kadar. Aa evet Ebru ile değil bunu, mi? Bunu Ebru Şalı ile ben yapmıştım evet. Biraz zor ama bu. Ha böyle ileri geri gidiyorsun. Aynen. Allah. Kaç kez gidip gelmek lazım? 12. Böyle? 12 kere. Aynen. Ama. E5 Karayolu gibi. Harika. Bu. Anladım. Çok güzel. Peki beslenme düzeni nasıl mesela? Beslenme kilo mesela... sorunu olan bayanlar için birkaç bilgi verebilirim. Tamam olalım. 6'dan sonra kesinlikle hiçbir şey yememeleri gerekiyor. Nasıl yemezler aç kalıyorlar? Yemeyecek. 6'dan sonra yemek yok. Acıkırsa ne yapacak? Yemeyecek. Olur mu kız? 6 ama o zaman kilo suyla yaşamaya devam edecek. Ay Gürkan Kıbiler bizi öldürecek. Sus kız. Hayır, sık sık biz ama. Hep gelen hani doktorlar bize şey diyor. Sık sık yiyip. Yok. O azar azar. Şöyle söyleyeyim. Azar tabii azar. Ki o doğru ama 6'dan sonra yememesi gerekiyor. Sen 6'dan sonra hiçbir şey yemiyor musun? Ben yiyorum. Çünkü o ben dünyam böyle. Kilo problemi olanlar için. Sen bize ne yedin anlat. Sen ne yiyorsun? Ne sabah yiyorum? Ne yiyorsun mesela? Sabah kalktın ne yedin? Bir kere sabah yediğiniz hiçbir şey kilo yapmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü sizi bütün gün ayakta tutan kahvaltı, şey kahvaltı. İyi bir kahvaltı. Aynen evet. Öyle. Tereyağı zaten yemeniz gerekiyor. Sağlıklı yağlardan. Peynir, zeytin. Kepek ekmeği onu söyleyeyim normal. Üç beyazdan uzak durmaları gerekiyor onu sen söyleyeyim. Sen hiç yemiyor musun beyaz? Yok ben hiç yemiyorum. Kullanmıyorsun ya yani makarna yemiyor musun ya da? Makarna yiyorum çünkü ben spor yapıyorum birazcık kilo almak istiyorum. Aynen lazım. Öyle. Yani kalçayı da büyütmek için et yiyorum. Yani mesela et yiyorum ben spordan sonra. Et yemen lazım. Aynen öyle. Sırf kalça çalışıyorum diyelim et yedikten sonra o et oraya gidiyor. Nasıl yani? Tabii ki nereye çalıştırırsan orayı zaten genişletirsin. Hı. O yüzden protein ağırlıklı besleniyorum. Çok güzel. Et yiyorum. Tabii bu kilo sorunu olanlar için değil. Yani tamamen Cansu'nun kendi için yaptığı şeyler. Spor öncesi yemeleri gerekiyor kilo sorunu olanlar. Öyle söyleyeyim. Spor öncesi yemek mi? Spor öncesi yiyecek yakması gerekiyor. Kız olur mu öyle şey? Otur gel. Otur otur. Otur öyle ben şey bir şey yapacağız ya. Şey olmaz şimdi öyle söyleyeyim. Oğuz abi yeni şarkıdan coştur bir istek gelmiş. Onu bir daha alabilir miyiz? Alabiliriz Oğuz de. Abi. Niye gülüyorsun Oğuz abi? Ben yiyorum. Bu arada... Yiyorum hep buraya veriyor. Buraya hiç vermiyor. Evet biz söyleyeceğim. En önemli spor yapıyoruz. Evet gerçekten yapıyorum hep. En önemli sporlardan bir tanesi de dans etmek.
Ben dans ederek. Hadi o zaman dans edin. Dans edelim mi? Hadi Oğuz abicim. Görüşürüz. Hadi. Şunları toplayayım ben bir saniye. Gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi kışın bir zula yapmış, patates yapmış ve soğanı yapmış. Sana bir soru soracağım.
Baralesin kilosu ne kadar? Baralyes, sarı baralyes. Sarı soğan, kuru baralyes, poli. Vallahi bizim orada bir patatesci vardı, böyle bari. Sarı baralyes, sarı soğan, kuru baralyes, poli. Diye böyle bağırırdı. Zaten yok ya böyle. Ben eski mahallede hatırlıyorum tabii patatesin ama şimdi geçmiyor. Patatesin soğanı böyle bağırırdı, sana patatesin kilosu patatesin soruyor. Patatesin kilosu olsa evet. Olsa 3 lira, 4 lira falandır. 4 yemin lira ediyorum, falandır. Az önce internetten baktım. Tebrik bildin ederim. Değil mi? Biri çıktı. Kapa. Yanlış kapı. Yanlış bizim kapımız çıktı. Burası. Buraya çalıyoruz evet. Artık. Bildi, vallahi bildi. Helal merhaba diyoruz. Buraya da seni mi asıyoruz değil mi hocam? Ha, buraya da misafirlerim. Şey. Açan, ötüyorsun mutlu da. İkimiz bir önce. Hadi bir. İki. Sibel Hanım. Sibel Hanım. Serkan Şen. Sibel Hanım. Sibel Şen Hanım. Merhabalar efendim. Buyur. Yine biliriz. Merhaba. Evet kızlar, haydi çakralarımızı açıyoruz. Hadi nasıl yapıyorduk? Hadi. Hangi çakrayı açıyorsunuz Zeynep Hanım şu anda? Sen nereden çıktın biz dedi. Şeyden geldik, biz Sefaköy'den geldik de çekime gelmiştik. Biz sizi hiç beklemedik. Hangi çakra yapıyorsunuz? Ağlıyor mu? Hayır, ağlıyor musunuz? Durdum. Gülüyor musunuz? Anlayamadım. Hayır, gülüyorum dostum. Gelir mi ben günlere dostum. Zerrin Hanım? Hani devamı gelir mi? Bizim günlerimize katılıyor genelde. Evet. Böyle çakra açılmış. Evet, kendisi olmadan yapamıyoruz. Hadi biz de açalım çakraları. Gel. Gel. Haydi hep beraber çakralarımızı hadi. Açalım. Geç bakalım. Hadi açalım. Hadi dostum gel. Sen de otur gel. Hangi çakra açıyoruz şimdi onu merak ettim. Vücudumuzun tam ortak böyle yani. Sen şimdi her şeyi karıştırmasan. Tamam peki. Hadi ellerimiz nasıldı kızlar? Evet. Şöyle. Ha böyle. Yine böyle çin gelmiş gibi. O başka bir çakra işte. Sen an karıştırma orayı. Hadi. Evet açalım. Evet ne yapıyorum? Bir, iki, üç hadi. Şimdi koltuk altımıza. Şimdi bu. Onların açıldı daha rahatsın. Daha aç açabilirsin. Gülüyor musun? Ağlıyor. Bu tarafı açıyoruz. Koltuk abi, altı çakrası açıyoruz. Evet. Evet. Açıldı mı güzelim? O kadar açıldı ki hiç bu kadar açılmaz. Çok heyecanlıyım bu kadar. Açıldı. Ay sinirlerim bozuldu. Şey haklısınız da biraz şey burası. Nereden geliyorsunuz siz? Biz şey güne geldi Sibel Hanım'ın evine güne geldi. Evet çağırdılar bizi de biz sizin olduğunuzu bilmiyorduk. Çok iyi bir tesadüf oldu. Çok sevindik yani. Really? Ay çok şaşırdım. Evet falan. Siz ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşınız mı Sibel Hanım? Arkadaşımdır evet Sibel. Çok severim. Çok tatlıdır kendisi. Gerçekten inanılmaz seviyorum. Çok seviyorum. Sağ olun. Kaynanası bak Sebahat. Doğru mu? Öyle mi? Sebahat Hanım merhabalar. Başka? Orası Sevim'cim canım benim onun teyzesidir. Sevim teyzesi. Çok severim. Siz? Evet bu taraf. Siz? Annesi. Annesi. Aa öyle mi? Annesi. Aa ne güzel. Ne kadar gençsiniz maşallah. O da yavrum dişlerini yaptı. Çiçek anne. Evet. Olur, olsun, evet, şey yapma. Şimdilik üstler, altlarla koparıyor. Neyi evet, koparıyor? Aynen öyle. Götünü koparıyor. Isırdığını altlarla koparıyor. Yandık ya, bugün bitti. Bu taraf. Yemin ediyorum, yandık yani, bittik yani. Anne, Zeynep Hanım bir kendinize gir. Takıldı mı gidiyor yalnız. Bu taraf peki Zeynep Hanım? Bu taraf, bu zannedersem, bilmiyorum. Şey zannettim ben bunu, şey Yusuf Paşa yalısı beslemesi. İsim neydi? Bilge. Bilge. Birgül. Birgül. Hepsi birle başlıyor. Anıl. 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 Siz de arkadaşlarsınız Sibel evet, Hanım'ı. Arkadaşlar. Ne kadar zamanda bir toplanıyorsunuz böyle beraber? Ayda bir kere. Ayda bir kere toplanıyoruz. Altın günü. Altın. Ayda bir kere. Çok mu etkilendiniz? Neden böyle çok şey duygulandı. Ne oldu? İnsanlar her gün toplar. Toplanmalı, toplanmalı bence de tabii. Tanışma hikayeniz? Görücü usulü mü yoksa? Görücü usulü evlendik.
19 yaşında annem. Bir dakika, görüntüsüyle evlendiyseniz hem anneniz hem kaynanız burada. Evet. Onlara sormak istiyorum önce. Evet. Yan yanalar değil mi? Evet. Ver mikrofonu. Kayınvalide ne? 19 yaşında. 19 siz yaşında. Siz mi verdiniz? Kızınızı. Benim kayınvalidem görmüş bunlar düğünün komşusu. Beğenmiş arkadan. Evet. Söylediler, biz de gittik. Beğendik. Kaç yaşındaydı kız oğlum? Beğendi 19. Beğendi kız da beğendi. Bir dakika, oğlun 19 yaşında. Oğlum 24. 24, gelin 19. Hı hı, oğlum 24. Kıyamam. Oldu, gittik geldik. Oğlum. Mevlam da yazmış. Hı hı. Gittiniz bir kere mi istediniz? İstedik. Verdim. Bir daha söz taktık. Ondan sonra da aldık geldik, düğün yaptık. Yazan. Hani hep görücü sulu diyorlar ya, sulu, siz de evet. Şey olarak burada olduğunuz için soruyorum. Mesela size önerdiler ya, ondan sonra bir araştırma yapıldı mı? Hani ne bileyim, ailesi nasıl? Tabii. Bizim kendi köylümüz komşusuydu. Hı-hı. Zaten o yüzden yani araştırmamıza da fazla gerek olmadılar. İyi insanlardı ama nasıl eşi verdi? De çok iyi efendim. Senin niyetin insan. Var mıydı vermeye kızı yoksa? Benim, 19 yaşında. Hani benim daha yani, hayallerim var mıydı kızınla ilgili? Dur bir çalışsın önce falan. Tabii ki vardı. Ama şimdi annenin yarasını açmayın. Annen tam benlik, ben onun gözünden anlıyorum. Anne kızım istemedi. Biz ona çoğu şeyleri önerdik. Hani okuması için, güzel bir yerde çalışması için ama. İmkanlar da sundunuz ama. Tabii sunduk ama Sibel istemedi. Aşk işte. Ya, evde yanımdaydı Sibel. Benim i̇şte, oğlum açıyordu onda. Sebahat Hanım'ın dediği gibi. Öyle mi? Bunun kayınvalidesi görüyor. Diyor biz kız arıyoruz. Hani bir ev kızı arıyoruz. Hmm. Yine de dedim kızım yani bak düşün. Yani evde biz istiyorsan gidelim tanışalım dediniz. Tanışalım dedik. Zerrin abla bir durur musun? Bir konuşuyor. Hayır, evde mi doğmuş? Saçını... Ev kızı olmuş. Evde mi doğdun değil mi anne? Yok. Hastanede doğdu ama. Nasıl ev kızı oluyor ama? Evde yani kızı mı deniyor? Hayır, ne bileyim. Bu gitti kapı. Sonra? Araştırdık. Yani çok da bir şey yapmadık. Tanıdık olduğu için yani. Fazla araştırmadan oldu. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Kızı evlendirdiniz. Şimdi kaç yıl oldu? 11. 10 yıl oldu. Vereyim size mikrofonu. 10 yıl oldu maşallah. Hı hı. Yani demek ki bazen böyle de mutlu evlilikler, mutlu yuvalar kurulabiliyor. Tabii ki de hani biraz da şans diyorum. Evet tabii. Şans. Yani daha kötü de olabilirdi. Ama neden gözcüsüyle evlendim? Siz keşke daha önce... Hani... Peki sonra bir tanıştınız mı? Hani tabii 7-8 ay falan görüştük. Hı hı. Ondan sonra yüzükler takıldı tabii hemen. İşte bugün gördük hemen yarın gidip olmaz, nikah masasına evet, değil. Bize bir süre verdi. Yani nişanlık dönemi de var tabii bunun içinde. Yani anlaşamasaydık olmazdı tabii ki. Siz de bir acaba görücü usulüyle bir ben evlendim biliyorsun en son. Ne zaman evlendiniz? Evlendim. Yani, düğüne çağırmadınız. Yani yurt dışında evlenmişim, hatırladın mı? Evet, en yakınların. Sana bu kadar bakmışlar etmişler. En son yani hiç öyle şey bir ırkçı bir insan değilimdir. Herkese gönlüm açıktır, kapım en açıktır. En son bizim gelebiliriz. En son ne münasebet. En son aldığım koca zenciydi ayol. Sonradan beyazlattı ama. Evet. Adamı beyazlattı mı sonra? Ay evet sağ olsun. Hadi bize. Bıraktım onlara karnını doyurun diye herifi sodaya batırmışlar. Aman ha adımına dikkat kayar düşer seni yolunda. Çok güzel bir şarkıyı sofra. Şarkıyı isterseniz diyorum buradan acaba şöyle başlamadan önce bir... Şeyimiz. Ay sonra söylesem, ama önce götürsek. Ama siz çok karnında pek şey olmaz desin. Yemek yesin. Aşkım ne olmaz. Şimdi yemekleri hemen kimler yaptı Sibel Hanım bize önünüzdeki börekten başla. Böreği en yakın arkadaşım Bilge yaptı. Evet. Liseden evet. Beri arkadaşız. Kaç senede bitirdiniz siz? Ne alakası var? Ay. Bak onu sorma diyor anne. Var değil mi? Bir dakika yakaladım. Kesin şey var. Anne. Bir dakika. Bir senede bu bitirdi. Kaç? Bir yılda nereye bitirdi liseyi? Bir yılda liseyi mi bitirdi? İşte yani düşün öyle bitti yani. Kadın zaten okumadığı için şikayet ediyordu ya. Bir yılda sen liseyi bitirdin. Evet, o kadar üstün zekalıyım. Arkadaşın? O bitirdi mi? Çocuklarımızdan arkadaşız veli olarak tabii, okuldan. Ha orada. Evet çocuklarımız sayesinde öyle. Tanıştık iki arkadaşımızla. Bak gördün mü annen bak nasıl yolu şu kadın gözleri dolu. Ah canım canım ağlıyor kadın şu an. Lise 1'e gitti sonra?
3 sene yokum işte. Ya dışarıdan mı bitirsin? Bak sen Kerem Hanım mısın? Devam ediyor. Dışarıdan ya sen var. Nasıl devam ediyor? O kendisi devam ediyor ama seninle alakası yok. Sen var ya 15 sene boş kalsan liseyi bitirmez. En azından mesela dışarıdan liseyi bitirsen sonra çalışırsın. Bak anne liseyi bitirin dersin. Kayınvalidelerine de söyleyecek yüzün olur yani. Ben en son hangi derse girdin? Liseyi bitirdim. En son girdiğin derse değil mi? Üniversiteyi de bitirirdi şimdi. Yani. 2 sene önce girdim herhalde en son açık öğretim sınavı. Yok en son lisede girdiğin dersi hatırlıyor musun? Bırakmadan önce. Girdiğin dersler? Matematik mi? Fizik mi? Neydi? giriş hangi dersi? Okul hatırlıyor musun? Okul hangi? Tabii ki de. Hangi okula gittin? Tabii ki de hatırlıyorum. Yani böyle bir şey. Ay, rahmet kızcağızla kim neyi ne yaptı? Ne oldu ya? Sus ya. Dur bari yemek. Ben yemekleri sayıyordum. Tamam. Muhabbetini geçtik. Onu arkadaşın dedi. Mercimek köftesi. Annem yaptı. Evet. Ay bebeğim. Kayınvalide. Ellerine sağlık. Burada bir makarnamsı. Onu ben yaptım. Ellerine sağlık. Onu da ben yaptım. Onu da kız kardeşim. Altın Gülen'in Ben bu ne bu? Patates. İçinde havuç ve şey değil mi? Zeytinyağlı böyle bir sofra. Sana bir şey söyleyeyim. Ay bir tane ben de alabilir miyim? Hayır. Liseyi bitirmedim ama böyle şeylerde biraz becerim. Peki şekerpareyi, tatlıyı? Çok zayıfladım. Onu da ben yaptım. Sebahat biliyorsun. O pastayı da ben yaptım. Onun tadına bakacağım. Bir ara çok şişmanım Sebahat biliyorsun. Kapılardan geç. Anneciğim tabağı yok. Annemin tabağı yok ya. Beraber. Niye canım? Evet, yeni bir yarışma size denk geldi. Kaynana ve kayınvalide yarışacak bugün. Çok basit yarışmamız. Gözlerinizi bağlayacağız. Hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Gözleriniz kapalıyken ben şimdi kapatıyorum. Aldın mı? Aldım. Yanında boş. Böyle. Böyle. Bir dakika içerisinde. Kim daha yaparsın? Böyle. Tokat Niğde derbisi var. Çok basit. Tokat Niğde derbisi. Gözlerinizi kapatıyoruz. Evet, Tokat Spor'da kazanıyor. Niğde Spor'da ben hazırlayayım. Her şeyi. Kapattılar da gözleri. Kürdanınızı hani veriyorum. Senin kürdanını. Evet. Zerrin Hanım. Şimdi elim burada dursun. Ha, bu dur bir dakika. Senin kürdan da. Burada şey olan. Yanındaki de boş olan. Bak, bu, şimdi size göstereyim. Şey, bak bu zeytin. Şu zeytin olan tamam. Hemen bu yanında, tarafta yanındaki de boş olan. Şimdi buradan bir iki üç deyince başlıyoruz. Burada alacağım buraya koyacağım tamam mı? Evet. Bir dakika, muhteşem bir derbi. Muhteşem bir kapışma. Saniyenizi başlatıyorum. Niğde Spor kapışması başladı. Başladı. Evet, Niğde Spor aldı, attı. Tokat Spor tokadı, bir tokat attı. Niğde Spor 2 oldu. Tokat Spor 2. Niğde 3. Niğde 3, Tokat 2. Niğde 5, Tokat 3. Niğde 6, Tokat 4. 7 oldu Niğde. Kız elini suya koy, elle yardım etme. Olmaz. Evet. Ben tutuyor, öyle öyle, bravo, bravo. Niğde Spor. Elle olmaz. Kıpır. Tutuyorsun görüp şu elini bağlayacağım senin. Ha. Son 5 saniye. 4. 3. 2, 1 Bitti! Bir de bir peçete verin. Vallahi bravo, peçete verin. Hiç fena değildi ama saymaya gerek yok. Efendim, Sibel Hanım'ın annesi daha çok, daha biraz daha fazla. Maalesef. Yani, 3-5 tane daha fazla. Niğde Spor, Tokat Spor'u. Ne demişti? Süreçte Niğde'ye dedi ama süreçte Tokat'a. Bana öyle söylemiş. Şimdi o zaman Sibel'in annesi de zaten olduğu için ev sahibesi olarak da ben altını size takıyorum. Peçete tamam. Verelim. Anneye nereye? Şurada sofradan versene sizinler. Altını Sibel'e takalım siz. Sibel'e. Niye ya Sibel'e takalım? Hayır ya annesi yarıştı. Yok Sibel. Annesi yarıştı ama Sibel'e takacağız. Ya gider. Annesi onun yerine yarıştı. Hayır ben annesine takacağım ya. Ya olur mu ev sahibi burada sonra ya. İstiyorsa annesi verir ona. Anne kız arasında öyle altı şey olmaz. Anne yarıştı anneye verir. İstiyorsanız Sibel'e verir rica ederim canım. Tebrik ediyoruz. Hep beraber yan yana geliyoruz. Zerrin Hanım bir şarkısıyla veda edeceğiz efendim. Şöyle yan yana. Şöyle hep gelin. Beraber sıkışın. Oturalım şuraya. Kurban olurum Tokat Spor. Tokat Spor sana. Yenildi. Olsun hiç fark etmez. Deplasmanda görürüz seni. Uslan artık deli gönül. Evet. Bak gelip geçiyor ömür. Uslan artık deli. Divane gönül. Divane gönül. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel Türkler için ve türkünü ilk kez bizimle paylaştığın için de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Albüm çıkınca da yine bekliyoruz diğer şarkıları tamam, da dinlemek üzere. Gürsel abime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gürsel abisine. Söylemek istediğim şey var mı? Uzun süre bir ayrı kaldım. Evet. Ankara Eryaman'da büyük 3 tane büyük tesis yaptım. Düğün salonlarımız var muhteşem yani bir şekilde. Biraz aslında biraz kenara itmedim aslında. İtmedim. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizinle başladık. Uğurlu geliniz inşallah. İnşallah, inşallah. Her zaman uğurlu geldiniz. Ere Gürsel abi her zaman bana bir kocaman alkış. Oğuz Yılmaz. Katıldığı için. Ben çok teşekkür ederim. Sırlarını bizle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Cansu'nun da bir albüm çıkacak aradınız. Değil mi? Yaz evet, aylarında aynen. Single. Bu arada kendisi biliyorsunuz Metin Özülkü'nün yeğeni. Metin Özülkü Cansu'nun dayısı. Evet bayağı. Tabii. Müzisyen bir aileden orada. Evet, kesin çalışmalara var. Başladık şu anda. Yazın bir single çıkartacaksın. Yazın evet, Ağustos gibi diyeyim. Ama yazına kalma, bir daha gel bize. Tamam, geleceğim yani, kesin. Her gün gel ister. Gelirim. Canım benim, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her şey dahil burada bitti. Yarın görüşeceğiz bitti efendim. Bitti deme. Bitti. Bugünlük. 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 Aras aldık, yarın görüşürüz.